Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bir aykırı söylemde yine birlikteyiz. Bu hafta sevgili dostum, çok eski arkadaşım, değerli köşe yazarlarımızdan Fahrettin Beşli. İki köşe yazarımızla bugün program yapıyoruz. Ben şanslıyım. Evet. Fahrettin Beşli var. Yine Hakan Patrer'le birlikte programımızı sunuyoruz. Türkiye Türk Dünyası Yörük Türk Birliği. Türkmen Birliği, pardon. Güzel. Üç tane Türk güzel. Aynı zamanda Akçalar Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nü yapıyor Fahrettin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi başlayalım ufaktan. Hakan Bey soruyu sorsun. Yayın öncesinde de konuştuk kısaca. Hı-hı. Çok dolu bir konuğumuz var. Kendisini acaba nasıl tanıtıyor kendi kelimeleriyle? Yani Fahrettin Beşli kimdir? Fahrettin Beşli'ye göre. Zor bir soru. Kime göre? En zoru insanın kendini tanıması, evet yani. Değil mi? Doğru. Ama konumuz sivil toplum örgütleri olduğuna göre o perspektiften kim olduğumuzdan bahsedelim. Diğer iş dünyası, özel hayat vesaire. Hı-hı. Şimdi yaklaşık 97'den bu yana sivil toplum örgütlerinin içerisinde aktif görev aldık. Memleket meseleleriyle kaçınılmaz olarak ilgilenmeye başladık. İlgilendikçe yeni oluşumlar, yeni büyüyen, mayalı hamur gibi büyüyen sivil toplum örgütleriyle birlikte yani herkesin bir ilgi alanı vardır ya, kimisi arabayla ilgilenir, kimisi futbolla ilgilenir. Bir erkeğin ilgilenebileceği İşi ve evinden başka ne varsa hepsini toplayın. Karşılığına benim için sivil toplum örgütleri, dernekçiliği koyun. Hı hı. Denk gelir. Başka hiçbir şey yok hayatımda. Hı hı. Tedaviye ihtiyaç var gibi. Ama biraz memleket meselesine, şehir meselesine, temsil ettiğin ya da içinde bulunduğun kitleye karşı kendini sorumlu hissediyorsan, seyretmenin ötesinde aktif görev alıp bir şeyler yapmalı dürtüsü, hı hı, sizi böyle şey yapıyor, harekete geçiriyor. Tabii bundaki tehlike de bende olduğu gibi, her şeyin fazlasında olduğu gibi benim de böyle bir oburluğum vardı. Hı hı. Bir ara 16 tane derneğin yönetim, sivil toplum örgütünün yönetim kurulundaydım. Hiç boş vaktim yoktu. Hı hı. Sonra fark ettim ki yok, öyle o kadar da değil. Hı hı. Şimdi azalttım. Mesela en önemlisi bu. Bundan biraz bahsedeceğim. Hı hı. Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nden. Bunun mayasını oluşturan 2001 yılında kurduğumuz Hüdavendigâr Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu var. Onun, hı hı, başkanlığını yürütüyorum. Hı hı. Harp Okulu mezunuyum. Devre arkadaşlarımızdan oluşan bir kuleli derneğimiz var. Bir de 1283 grubu var. Hani Atatürk'ün harp okulundaki numarasından esinlenen. Hı hı. Önemsediklerim bunlar. Hı hı. Bunlar kadar önemli. Birazdan bahsedeceğiz şeyin özüne. Dernekçiliğin ve STK'nın özüne daha fazla kuvvetlenmek ya. Hı hı. Yani tek başına Fahrettin hiçbir şeye gücü yetmez. Bunu uzun konuşacağız. Üçümüz birleştik mi sesimiz daha çok çıkar. Daha, evet, kuvvetliniz. Hı hı. Dernekler de tek başına birçok konuya yetmiyor. Şimdi dernekler işte federasyonlarla, platformlarla, konfederasyonlarla, bizim yaptığımız gibi birlikte gücün üzerine güç katmaya çalışıyor. Hı hı. O nedenle artık istikameti ona doğru çevirip güçten güç oluşturmaya çalıştık. Mesela benim Bursa ile ilgili en önemli övüneceğim mesele, hı hı, bu konudaki gayret neydi? Hepimiz Mehmet'iz güç, hı hı, birliğinin, hı hı, kuruluşunu, hı hı, ve o günden bugüne kadar da sekreterliğini yürütmüş olmamdı. Bugünlerde gündemde değil. Evet. Ama o zamanlar her şehit geldiğinde ya da her memleket meselesi gündeme geldiğinde birbirinden farklı siyasi görüşü, dünya görüşü olan dernekleri ilk kurulduğunda mesela 230'un üzerindeydi. Hı hı. Sağdan soldan milliyetçi, devrimci, birçok rengi bir arada tutan böyle geniş bir yelpazede bir yapıydı. Onu çok övünüyoruz. Hı hı. Ve söylendiğine göre, Allah bir daha yaşatmasın ama doğru hatırlıyorsam Aktütün Karakolu'nun baskınıydı. Dağlıca mıydı Aktütün? Aktütün'dü. Hı hı. 17 şehidimizin olduğunda Bursa'da sivil toplum, bırakın sivil toplum örgütünü, siyasi partilerin bile yapabildiğinden çok daha kalabalık bir miting yaptık. Fomora Meydanı'nda
Kent Meydanı'na kadar doldu hatırlarsanız. Zafer Plaza'nın oraya kadar doldu. Süper. 100 bin demişlerdi. Abartmış olsalar bile fotoğrafa bakınca olmamış bir görüntüdü. Bu toplumun ortak hassasiyetlerini ifade etmeyi ve buradan da bir güç ortaya koymayı ifade ediyor. Ha bu organizasyonu yaptığımızda fotoğraflar gözümün önünde geldi. Arkada da platformda da bütün partilerin, siyasi partilerin milletvekilleri vardı. Hani çok o önemli. Kum kapı ne? Yeni kapı. Yeni kapı. Yeni kapı ruhu o zamandan vardı. Şimdi öyle bir cendereye girdik ki millet olarak, devlet olarak şehitleri kanıksamaya, işte neydi, Mihraplı Camii'ndeki şehit cenazeleri geçiştirmeye başladık. Neyse en önemli yapı hepimiz beğenmediğimiz platformuydu. Ama şimdi artık bu Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'ne odaklandık. Az bundan bahsedeyim mi? Ben bir giriş yaparak devam edeyim. 1997 senesinde benim de Rusya'da bulunduğum yıllarda çok büyük bir kriz olmuştu Rusya'da. Bütün Alman dernekteki, benim de üye olduğum bir dernek vardı. Bütün istiklal hakları aldılar. Ama Türk dünyası ile alakalı Türk firmaları Rusya'dan hiçbir şey alamadılar. Zarar ettiler. Hatta birçok firma bir araya gelerek bir basın toplantısı yaptı. Rusya hepsini kabul etti. Ama bizim birliğimiz, yani RİTİB diye adlandırdığımız Rusya Türk İş Adamları Birliği, kuruluş adı bu. Şu anki ismi Rus Türk İş Adamları Birliği. Çünkü bir birlik sağlayamadılar. Adı birlik de olsa bir birlik sağlayamadılar. Rusları da kataraktan bir ses getirmek için şöyle bir sıkıntı vardı. Ben Almanya'da doğmuş, yurt dışında uzun süre kalmış birisi olarak bunu algılayamadığım bir şeydi bu. Siz bunu çok iyi özeteceksiniz tahminime göre. Birçok büyük firma, isim zikretmek istemiyorum. Program sonrası off the record olarak da belirtmek isterim. Biz büyüğüz zaten. Oraya geldiğimiz zaman rakiplerimiz de büyüyecek. O yüzden biz oraya toplantıya gelmek istemiyoruz. Katkı vermek istemiyoruz gibi söylemler söylediler. Bu bizi çok rahatsız etmişti o dönemde. Hatta bu söz konusu firma reklamlar yaptı. Biz Türk firması değiliz falan filan. Sonrasında Türk firması olduklarını yayınladılar. İşte aslında biz Türk'üz vesaire gibi. Ve şurada bir reklam firma ama ismi zikretmek istemiyorum firmayla alakalı. O zamanlardan ki ben o zamanlar 20'li yaşlardayım, 24-25 yaşlarındayım. Birliğin ne kadar güçlü bir şey olduğunu çok iyi anladım. Almanlar yani ağzını açıyorlardı, Rusya hükümeti yapıyor hemen. Aman bunlar gitmesinler diye. Burada bir birlik görmeyince Türkler dediler ki bu Tova gümrüğü diye bir gümrük vardı, bizim sorunlu bir gümrüğümüzdü. Bunu değiştirin dediler, değiştirmediler. Çünkü bir birlik yok zaten. Evet. Burada yola çıkarak birlikler, dernekler, bütün sivil toplum kuruluşları adı altında soruyorum. Türkiye'de bir eksiklik var mı? Doğru yere geldi mi? Geliyor mu? Neredeyiz şu anda? 1980'den sonra hatırlarsınız sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, bir sürü iki kişinin bir araya geldiği bütün yapılar dağıtılmıştı. O zaman bütün STK'lar ne derler? Törpülendi, biçildi, yok oldu. Sonra yeniden insanlar buna ihtiyaç duydular. Birer ikişer, birer ikişer bugünkü noktaya geldiler. Şimdi dernekler, biraz açalım mı? Dernekler 7 kişiden kurulabilir. Maksadın bir kitlenin, bir yapının ortak menfaatine dayalı bir kuruluş gayen olsun yeter ki. 7 kişi, sonra üye sayısını arttırır ve yürür gider dernekler. 5 tane dernek federasyon oluşturur. 3 tane federasyon da konfederasyon oluşturur. Şimdi bu piramit yapı yerleşti, soruna gelirsem. Her yer dernekte, her yer cemiyetti. Şimdi bolca federasyonlar duymaya başladık. Evet. Aynen. Bolca konfederasyonlar. Bu zenginlik mi? Hayır. Daha güçlü örgütlenme modeli. Derneklerin güçlerinin toplamından federasyon. Federasyonların güçlerinin toplamından konfederasyon. Daha yapı. Hatırlayın. Hemşeri dernekleri Bursa'da. Bir Balgaç vardı, koca, dev. Evet, evet. Sonra Balkan Göçmenleri Dernekleri Federasyonu, bir de Konfederasyonu oldu. Şimdi gittikçe güçlendi. Konfederasyonla birlikte şeye yayıldı. Ulusal zemine yayıldı. Bizim birliğimizde de, Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nde de aynı şekilde. Burada bir dağder vardı. Evet. Dört Dağ ilçesinin yaşayanlarının ihtiyaçlarını, hemşeri dayanışmasını,
başlangıç mayası bu. Sonra onlarla kamu arasındaki bağlantı, sonra işte örgütlü yapı ile söz gücü elde etme. Sonra Dağdar'ın bulunduğu tek dernekten bir federasyon Marmara bölgesinde doğdu. Hı hı. O federasyonlardan şimdi Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği doğdu. 52 ilde örgütlendi. 4 il daha sırada bekliyor. 56 ilde örgütlendi. Bir siyasi partinin seçime girebilmesi için zaten büyük o kadar güç, organizasyon aynen gerektiriyor. Öyle. Doğru biliyorsam. Hı. 50 ilde örgütlenmesini tamamlarsa seçime giriyor. Aynen. Buyurun size bir siyasi konumuzun başlıklarından bir tanesi. Hı hı. Siyasi güç. Birlik olduğunda birden fazla derneği, birden fazla federasyonu temsil ettiğin için, muhatap alınmak için, sen o örneği verdin az önce, hı hı. Birden fazla yapıyı temsil ettiğin için muhatap alınman, söylediğin sözün ağırlığı, gücün o ölçüde, o oranda artıyor. Şimdi biz gittiğimiz her yerde, tabii bizim şansımız, bir de genel başkanımız var bu konuda, güçlü bir figür. Biz gittiğimiz her yerde bir kamu temsilcisi gibi karşılanıyoruz. Bu bizi hoş. İrfan Başkan'ın da adını verelim bu arada. Tabii, İrfan Tatlıoğlu'nu. İrfan Tatlıoğlu bizim Orhaneli, Bursa'daki Belediye Orhaneli Başkanımız. Belediye Başkanımız. Tamam. Aynı zamanda Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği'nin genel başkanı. Genel başkanı. Hı-hı. Şimdi onun ismini şeye saklıyordum. Siyaset STK bağlantısına saklıyordum. Hı-hı. Erken söylemiş olduk. Şimdi onun gücüyle biz bir ilde etkinlik için gittiğimizde önce valiyle, belediye başkanıyla oturup görüşüyoruz. Hı hı. Programımıza davet ediyoruz, geliyorlar. Giderken de diyoruz ki bu ildeki derneğimiz, sayın valim, size emanet. Belediye başkanım, size emanet ediyoruz. Hı hı. Hem oradaki bizim derneğimizi bu güçlendiriyor. Tabii. Onun gücünü böyle bir 3'e 4'e katlıyor. Hem de bizim oradaki damarımızı güçlendiriyor. O nedenle birlik ya da işte bu piramit yapı, federasyon, konfederasyon ve üzerinde birlik gücü 2'ye, 3'e, 4'e katlıyor. Eğer sivil toplum örgütlerinin maksatları, amaçlarını da buna uygun olarak genişletebilirlerse, hı hı. O zaman iyi neticeler alınıyor. Peki bu sizin birliğinizin yurt dışına açılımıyla alakalı bir girişim oldu mu, düşünce var mı? 3 tane, 4 tane yerde şeyimiz var. Tabii Türkmen deyince malum Suriye ve Irak, hı-hı, Türkmenleri var. Çin. Daha oralara bakalım, şeyimiz, boyumuz yetmedi ama hassasiyetimiz devam ediyor. Bir tane Azerbaycan'da var. Bir tane Almanya'da var temsilci, hı-hı, birliğin temsilcisi. Ama adı Türk dünyası olduğu için hedefimiz oralara Türk doğru uzanmak. Evet, oralara doğru. Ben bir hesap yapmıştım. Dünya üzerinde Türkçe kullanan, Türk olan, Müslüman olan veya Hristiyan olan toplam 450 milyon Türk yaşıyor. Evet. Burada Çin'in bu şey yaptığı, yanlış bilgi verdiği bir yer var. Türkmenlerden yola çıkarak söylüyorum. Yaklaşık herhalde 5-10 milyon Türkmen, hı-hı, var diyorlar. Oysa ki Türkmenler diyor ki ya burası 1,5 milyar Çin. Burada 150 milyon Türkmen var diyorlar kendi ifadeleri. Hı-hı. Hem Çin'de hem Hong Kong'da. Tabii doğal olarak da yani 1,5 milyar insanın içerisinde 4 milyon Türkmen çok da büyük bir bölge, biliyorsunuz, kullanıyorlar. Aynen. Organize olamadığı zaman hepsi bir kişi. Doğru. Ve aynen, orada da çok büyük bir sıkıntı var. Yani 100 milyon kişi bir kişi. Ben özellikle Türkmenlerin sadece Suriye'de veya Kuzey Irak'ta değil, Çin'deki Türkmenleri çok önemsiyorum. Gerek İngiltere'de kaldığım yıllarda veya Rusya'da gerek konuşmaları, gerek milliyetçilik anlayışları bize çok uyan bir toplum orada. Ama maalesef yalnız kalıyorlar. Tabii Çin'in de bir kapalı bir toplum olmasıyla alakalı bir durum bu. Bilmiyorum, orada işiniz çok zor ama orayı da alabilirseniz bence inşallah, çok inşallah bu bir vizyon olsun. Çok zor bir şey bu. Mesela, hı-hı, bir iki ay önce ilginç bir şey oldu. Türkmenistan'dan internet üzerinden faaliyetleri takip eden birisi kalktı bu iş için. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a. Oradan İrfan Başkan'ı bulmuş. Hatta İrfan Başkan'la mülakat yaptığınızda bunu hatırlayın da sorun. Tamam. İrfan Başkan'ı buldu. Hı hı. Sonra bir kısmını görüştükten sonra detayları görüşmek için beni görevlendirdi, bana geldi. Adam diyor ki biz Türkmenistan'da Türkmenler, devletin adı Türkmen. Evet, biz evet, örgütlenmek istiyoruz. Niye? Efendim işte Türkmenistan'da devlet politikası olarak daha çok şey yanlısı, Sovyetler Birliği'nin uzantısı. Biz kendi kültürümüzü çok iyi yaşayamıyoruz. Ne istiyorsunuz?
Biz sizlerle irtibatta olmak istiyoruz. Türkmen kültürünü orada yaşatmak, buraya gelmek, sizin oraya gelmenizi istiyoruz. Eyvallah dedik. Peki dedik. Yani sürdürmeye çalışacağız. Çok İlginç. Güzel anlaşılabiliyor Türkçe olarak. Tabii, güzel anlaşılabiliyor. Dilimiz. Bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Kendi adıma söyleyeyim. Çünkü benim sürekli fazla biraz konuşma ama önemli bir şey olduğu için bu. Benim sürekli şöyle bir sıkıntım vardı. Yurt dışı Türkleri olarak, yurt dışında yaşamış, büyümüş Türkleri olarak yurt dışında asla Türk kimliğinizi söyleyemezsiniz. Eğer bir ülkede vatandaş değilseniz. Mutlaka işte, Almanya'da Almanım dersiniz. Türk vatandaşı olsanız da. Orada bir Türk kimliği falan asla söyleyemezsiniz. Türkiye'de ise enteresan bir şekilde bizim biraz yabancı hayranlığımız da var. Parlamentodan herhangi bir parti lideri, herhangi bir milletvekili, AK Partili de var, bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de var, Milliyetçi Hareket Partisi de var. Kürt vatandaşlarımızı bir kelime kullanıyor. Buradan yanlış anlamasınlar. Kürt vatandaşlarımız böyle bir şey, yani Kürtlere karşı bir karşılığımız yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türktür. Türk vatandaşı. Şüphesiz. Kürt vatandaşlığı diye bir kimlik yok. Dünyada da yok. Kuzey Irak'ta da yok, Türkiye'de de yok. Kürt kökenli Çünkü Türk vatandaşı diyebilirim. Aynen yani. Öyle. Çünkü Kürdistan diye bir ülke yok. Yani o ülkenin ancak Kürt olsa vatandaşları olurdu. Aynen öyle. Dolayısıyla da işte Ermeni vatandaşlarımız deniyor. İşte Arnavutlar deniyor vesaire gibi. Atatürk bunu çok güzel çizmiş aslında anayasamızda. Ve bunun da üzerine çok güzel yani harp okulu mezunu olduğunuz için bunu çok iyi anlayacaksınız evet, beni bu anlamda. Burada benim söylemim geçen Alona'ya buradan sevgilerimi iletiyorum. Rus bir gazeteci arkadaşım benim bu söylemimi eleştirdi. Turancılık yapıyorsunuz falan filan diye. Ben de kendisine söyledim ki ben turancılık yapmıyorum. Ben toplumların eğer aynı kökene aitseler tek bir birlik altını toplamalı taraftarıyım. Yani dünyada 4-7 milyon Türk yaşıyorsa niye bu kadar çok devlet var? Niye bizim bir birliğimiz yok? Niye biz Avrupa Birliği'ne girmiyoruz? Keza işte Araplarda da benzer var. Bir sürü Arap devleti var. Baktığınız zaman Suriye diye bir ırk yok. Suriye'de bir devlet var. Evet. Yani, evet. Aynen öyle. İyi bir yere geldin. Şimdi, uzun bir intro oldu. Yo çok giriş bizi doğru bir yere getirdi. Şimdi bizi eleştiriyorlar bazen. Ne Türkmen, Yörük. Ya kardeşim bu memlekette birlik beraberlikten ve toparlamaktan bahsediyoruz. Sen şimdi alt kimlikler oluşturuyorsun. Sen mikro milliyetçilik mi yapıyorsun? Evet. Hayır. Ya, bir kere milliyetçiliği, senin söylediğin gibi milliyetçiliği doğru tanımlamak lazım. Doğru. Bu tarihte görülmüş Alman faşizmindeki modelde olduğu gibi üstün ırk, geri kalan bütün ırklar bize tabi, bize hizmet etmek için yaratılmış gibi bir mantıkta değiliz ki biz. Doğru. Biz olduğumuz kimlikle gurur duyuyoruz. Çok küçük bir saplama yapayım mı? Konu gündemimiz olduğu için aynı zamanda Mimar Sinan'la alakalı. Biliyorsunuz Mimar Sinan Türk olarak lanse ediliyor. Aslında bir Hristiyandır, Ermeni ve Rum'dur. Köken olarak biliyorsunuz. Devşirmelerdendir. Ama çok güzel de bizim Türk vatandaşı değil. Kendisi de övünerek söylüyor. Öyle o kadar çok aynen var ki. Öyle. Doğru. Tabii. Zaten Osmanlı döneminde padişahlar Türktür. Karargah şeydir. Karmadır. Neyse. Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ya da Yörük Dernekleri ya da Türkmen Dernekleri bir farklılık, bir üstünlük yaratmıyor. Tam tersine biz milletten, toplumun ortalamasından o kadar gerideyiz ki biz arayı kapatmaya çalışıyoruz. Önümüzdekilere yetişmeye çalışıyoruz. Köylü, çiftçi, çoban bunlarla vakit geçirdi yüzyıllardır. Millet teknolojide, bilimde, sosyal hayatta kilometrelerce mesafe kat etti. Biz daha dün köyden indik şehire. Biz şimdi bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu bir mikro milliyetçilik falan değil. Bu kendini tanımlarken kökünü tek kelime içinde atalarının kimler olduğunu, hangi soydan geldiğini, sevindiğinde ne yapacağını, kızınca ne yapacağının belli olduğunu, ne yediğini, hangi türküyle oynadığını tek kelimeyle ifade eden bir şey. Kültür kökeni bu. Bu bir üstünlük, bir farklılık, asla bir baskı unsuru değil. Değil. Yani evet bugün elimizde böyle bir güç olmadığı için değil. Ama yarın öbür gün olduğunda da bizim böyle bir tabiatımız hiç yok ki. Sultan Türkken veziri, sadrazamı hep şey. Devşirme. Evet. Hep devşirme. Hep yabancı ya da içindeki alt unsurların mutlaka orada bir temsilcisi var. O unsurların hepsinin temsilcisi var. Dolayısıyla ne bizim yaptığımız mikro milliyetçilik, bir daha söylüyorum ki biz arkası olmayan bir kesime arka olmaya çalışıyoruz.
arayı kapatmaya çalışıyoruz. Toplumun ortalamasını yakalamaya çalışıyoruz. Hep o çarıklı, köylü kıyafetli, Bursa'da işte bizim dağlarla ilgili akla gelen fotoğraf neyse hep öyle algılanıyor Türkiye'nin her yerinde Yörük ve Türkmen deyişi. Hayır, bizim kravatlı profesörler, iş adamları, hı hı, siyasetçiler, toplumun her katmanında, her kesimde bizden insanlar var. Biz bunları fark ettirmelerini istiyoruz. Bunların yani kültürel anlamda, sosyal anlamda birbirleriyle dirsek temasında olmasını, ortaya çıkacak sonucu da eşit bir şekilde onlarla bölüşmeyi, hı, istiyoruz. Şimdi Türkiye, Türk dünyası meselesini bir iki cümleyle kapatalım. Önemli olan, hı hı, kamu ve STK'ların siyasetle ilişkileri. Üç tane Türk ismi var ya, evet, biraz torpilliyiz, haklısın. Hı hı. Normalde dernekler kanuna göre Türk, Türkiye ve birkaç kelime kullanılamaz. Hı hı hı. Benzer şeyi Mardin'de Türkmen Derneği kurduruyorduk. Hı hı. Buradan yardımcı tüzüğünü falan yazdık. Mardin'deki il dernekler müdürü dedi ki olmaz. Niye? Hı hı. Türkmen kelimesinin içerisinde Türk var. Kardeşim, o başka bir şey. Yok dedi, olmaz. Ankara'dan sağ olsun, buradan kulaklarını çınlatalım, Osman Dikmen, hı hı, bizim il dernekler müdürü, Bursa için bir, hı hı, şans. Onun araması, iknasıyla çözüldü. Türk olmayınca, Türkiye olmayınca ne kimliğinin rengini, ne bulunduğun coğrafyayı tanımlayamazsın. Bizim bunları tanımlamaya ihtiyacımız vardı. Hı hı. Türkmen ifadesi de çok uzun, ayrı bir konu. Türkmenin neyi tanımladığı, bizi ifade eden bir kelime. Dolayısıyla olması gerekiyordu. Sağ olsun bizim genel başkanımızın, İrfan Tatlıoğlu'nun, şimdi söyleyeceklerime ters ama, bundan sonra söyleyeceklerime ters ama söyleyeyim ki onun siyasi gücüyle, İktidar Partisi'nin bir millet şeyi, belediye başkanı olmasının gücüyle elde edilmiş bir imtiyazdır. Başbakanın, Bakanlar Kurulu'nun ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı ama bir kimliğimiz var. Bu torpili sonradan kazanmamışsınız. Yani hani dernek federasyon kurulduktan sonra bir torpil elde edilmemiş. Kurulurken daha başında edilmiş. Doğru. O da evet. Sübut etti. Bildiğim kadarıyla yani da bence bu şeyde bir sonuçta, hani bir kültür derneği olarak tek birlik bizimki. Diğer bütün birlikler, hı-hı, zirai, ticari, ekonomik, şimdi başka öyle sebeplerden, ama kültür derneği tanımlamasıyla ilk, eğer değişmediyse ilk ve tek birlik bizimki. Bu da bir torpil. Yani hep zaten genelde kurulan dernekler, işte sanayi, birlik, ve iş adamları, evet, derneği. Ama birlik dediğinde, hı, birlik dediğinde bu tanıma ilk defa bir şey. Herkesi kapsıyor. Kültür derneği girdi. Herkesi, hayır, kapsıyor çünkü. Evet, kültür yani derneği girdi. Dünyayı da kapsıyor. Yani ismi de çok güzel. Aynen. Ya zaten kültür dezenformasyonu yaşıyoruz biz genel olarak, evet, Türkiye'de. Hakikaten. Yani hepimiz için, bütün sadece Türkiye'de demeyelim hatta, yani tüm Türk dünyası diyelim buna. Türk dünyası da olabilir yani yabancı ülkelerin birçoğunda sahip çıkıyorlar şeylerine, geleneklerine, göreneklerine. Doğru. Bizde artık, doğru, o gelenekler, o eski Türk düğünleri vesaire, mesela hani çok kısa örneklemek gerekirse yok kalmadı. İyi bir şey ki son zamanlarda tekrar tersine döndü. Hı hı. Dibe vurduk herhalde ki, evet, söylediğin, evet, anlamda, hı, dibe vurduk. Millet baktı ki ulan salon düğünlerinde hep aynı şey, değişen bir şey yok. Bir etkinlik yapıyorsun, aynı şey. Tekrar dünü, hı-hı, anasının atasının yaptıklarını merak etmeye ve onları yaşatmaya başladılar. Hı-hı. Sevindirici bence, tekrar filizlenmeye başladı. Çürümüşlük yani, filizlenmeye başladı. Tarih tekerrürden ibaret diyorlar ama unutmadan biz bunları sürdürebilir, aynen, hale getirmemiz lazım. Zincirin halkaları kopmaması, aynen, lazım. Şimdi son reklamı da yapayım diye. Evet. Şimdi Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği 103 tane bugün için dernek, 26 tane federasyon ve bir konfederasyondan oluşuyor. Hı hı. Bu ehemmiyetli bir hem profil hem, hı, ağırlık. O yüzden biz buradan kendimize bir özgüven çıkartıyoruz. Biz buradan kendimize daha fazla çalışmak için enerji ve yakıt çıkartıyoruz. İnşallah bunu daha da büyüteceğiz. Büyüttükten sonra da ya bu konuda Yörükler, Türkmenler ne diyorlar merak ettirecek noktaya getireceğiz. Ama bunu da tabii içini besleyeceğiz. İnşallah. Peki, kısacık bir reklam aramız var. Hemen sonra devam edeceğiz.
Merhaba sayın izleyiciler. Şimdi sohbetimiz devam ediyor. Bursa'da kurulan dernekler gerçekten faaliyetleri kuruldukları amaç doğrultusunda işliyor mu? İki günden beri Bursa'da bir etkinlik var. Çok güzel, faydalı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı ile birlikte iki günlük bir program yaptı burada. Kamu STK işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili ne yapılır diye güzel bir çalışmaydı. Oradaki sunumlardan bir tanesi hatırımda kaldı. Diyor ki Türkiye'de 112 bin sivil toplum örgütü var. 6 bin de vakıf var. Yaklaşık 120 bin tane STK var Türkiye'de. 120 bin. Osman Dikmen de Bursa'yı söyledi. 4900 tane STK var. Ne kadar çok. Sadece başkanları bir araya gelse bambaşka bir STK oluşur. Evet. Şimdi bu profile baktığında gücün ve kuvvetin dağılmış olduğunu görüyoruz. Bence. Neden? Amacına uygunluğa döneceğim. Neden? Öyle kötü bir alışkanlık var ki, oluştu ki, üçümüz dernek kurduk. Biraz ilerledikten sonra anlaşamadık. Aynı maksatla ben de dernek kuruyorum. Evet. Çok var böyle. Mitoz bölümü. Aynen, böyle bir amip gibi güç bölümü artıyor. Ben özellikle bölüyorum. Engellerle ilgili mesela. Birbirine evet. Hep yani, bütün dernekler aynı. Küçücük ilçelerde 3-4 tane engeller derneği var. Yani 3-4 tane belki engelli var. Koltuk sevdası. 3-4 tane de engelli. Herkes de bir koltuk toplamış. Yani ne oluyor? Yani, bir başkanlık sevdasıdır gidiyor, ben de anlamıyorum ama. Şimdi derneklerin ya da STK'ların bir resmi tüzüğünde ifade ettikleri, kendilerini ifade ederken beyan ettikleri bir kuruluş amaçları var. Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Türkiye'deki Yörük Türkmenlerin kültürel gelişmesini sağlamak, falan 40 madde. Bir de yazılı olmayan şeyler var. Tabii işte onlar önemli zaten. Yazılı olmayan gayeler var. Yazılı olan gayelere kimse uyup uymadığına da bakmıyor zaten. Bunu denetleyen bir yapı yok. Aynen. Dernekler masası da değil. Derneğin kendi içindeki denetim organı da değil. Kimse ya sen bununla alakalı bir şey yapmadın ya da yaptığın buna uymuyor demiyor. O kurulurken lüzum olan bir vesika tüzüğü yazacaksın. Herkesin dernek kurarken kafasının arkasında bir ortalama şeyleri var. Beklentileri. Evet. Şimdi soru derneğin tüzüğünde yazanlara uyuyor mu? Hayır. Diğerlerine uyuyor mu? Evet. Şimdi düşün. Toplumda orta derecede sosyal statüsü olan birisi derneğe dahil oluyor. Yeni bir insanlarla tanışıyor. Sonra bunun bir gücünden fark ediyor. Programlara katılıyor. Başkan oluyor. Diğer derneklerin Bursa'nın eşrafının bir üst katmanıyla bir araya gelmeye başlıyor. A artı A plus diye gidiyor yani durum. Apartmanın katlarını çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet balosunda valisinden milletvekiline herkes orada hep gidip elini sıkıyorsun. Kendini tanıtırken de diyorsun. Hatta o iki günlük konferansta çok orijinal bir şey söyledi Ankara'dan gelen daire başkan yardımcısı. Tabir hatalı olabilir ama özü bu. En son kurulan dernek. Kızartma hamsi kokusu sevenler derneği. Çok böyle, bu derece absürt bir şey. Yani buraya kadar varıyor. Ama dernekler masasının önüne bu evrak gidince de geri çeviremiyor. Ben yani 5-7 tane adam buldum. Hepimiz seviyoruz kızarmış hamsi kokusunu yani. Diyor. Gidiyor. Bir üst katman, apartman katı gibi. Sosyal statüde bir yerler buldun ya. Evet. Mesela görme engelliler aklıma geldi söyleyince. Her yerde var. Kendi ismini duyurdu. Bir üst kat var. En üst kat. Bugünkü toplantının da bence oturumunda konusu. Siyaset. Evet. İşte o siyasetin kapısına kadar gidebilen asansör STK'lar. Başka türlü gitmesine imkan yok. Mahallede Aristo filozof gelse bizim mahallede otursa onu keşfedip de bir yere getirmeye imkan yok. Tabii. Ama Mehmet Efendi bir sivil toplum örgütüne üye, yönetim, başkan, sonra diğer organizasyonlarda, diğer katmanlarla buluşa şeye kadar gelebilir. Bugün bizim başbakan yardımcımız Hakan Çavuşoğlu.
bir sivil toplum örgütünün başkanıydı. Evet. Erkan Aydın. Evet, daha derin. Ya sivil toplum örgütünün başkanıydı. Geçmişte bir sürü buna benzer örnekler var. Çok. Şimdi maksat ne? Maksat saptı ve en cazip olana odaklandı herkes. En cazip olan en üst kata çıkmak. Ona odaklanınca da işte geldik şeye. Siyaset, kamu ve sivil toplum örgütleri. Evet, maksatlarına uygun hareket ediyorlar. Biraz daha yönlendirilmeye, biraz daha yönetilmeye topluca ihtiyaçları var ama ortaya bir ürün çıkartıyorlar Bursa'daki sivil toplum. Tabii 4900'ü değil, birçoğu şeyde. Tabii. 90 işte tane, 100 tane dernek bunu yapıyor. Peki bu dernekler şimdi tabii ülkeler için çok önemli aslında. Bir vizyon açmak açısından. Meslek grupları olabilir veya herhangi bir özel durum da olabilir. Ana faaliyet alanları çok önemli burada işlerine. Biz de çünkü Bursa'da bir dernek kurmuştuk. Dış ticaret uzmanları ve mensupları derneğiydi. Ben de ikinci başkanlığını yaptım uzun süre. Biz o zaman çok yoğun bir çalışmaya girmiştik dernek sırasında. Bizim meslekle alakalı ve ülke ekonomisiyle alakalı, dış ticaretle alakalı. Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyorduk ama sonra bakıyorduk ki hiç kimse bir şey yapmıyor. Ve inanılmaz bir zaman alan bir, yani özel hayat diye bir şey kalmıyor bunu yaparken. Peki bu kadar derneğin açılması, bunların işlerleri yönlendirilmesiyle alakalı ne yapılması gerekiyor? Yani siz bu konuda bayağı uzmansınız. Yok, estağfurullah. Uzman değilim. İlgilendiğimiz için içinden geçtik. Bununla ilgili yapılacak bir şey yok. Buna bir kısıtlama getirilemez, bir tasnif yapılamaz. Kendi yolunda bulunur zaten. İyiler yürümeye devam eder. Yetersizler, kötü demin, yetersizler bulundukları yerde 4900'ü 4901 yapar. Öyle kalır. Ama iyiler doğru kendini tespit gösterir. Evet, doğru. Bursa'da say desem 10 tane sivil toplum örgütü, bunun en üst tarafındakileri hemen sayarsınız. Sivil toplum örgütleri. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani sadece siyaset mi hedef? Yoksa bu süreçte yani çünkü konuşuluyor bunlar. İşte nemalanma mevzuları, belediyelerden vesaire vesaire. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani o kadar belediyelerden nemalanma sivil toplum örgütleri için bir bence ekstrem konu. Çünkü yaptığın işin masrafını, maliyetini ancak karşılayacak kadar karşılık bulabilirsin. Yani, siyasi partiler? O başka. O başka. Nemalanmaktan kastı ben somut maddi bir çıkar dedim. Böyle bir şey zor. Ne olur en fazla bir dernek adına bir yer sana tahsis ederler. Sen orayı işletirsin. İşletirsin. En fazla o. Ama ben baskın konunun bu olmadığını düşünüyorum. Baskın konunun hedef siyaset. Siyaset. Aslında. Şimdi ne olmalı? Nasıl olmalı? Doğru mu bu yöntem? Tabii. Yani siyasi, o zaman siyasetin başından başlayalım. Ben mesela hemen bir saptamayı yapayım. Siyasi parti de şöyle düşünüyor. Bizim başkan herhangi bir partiye, X bir partiye girmişti. Onlar da mesela diyor ki işte ben derneğimle beraber geliyorum partiye. Tabii şimdi oyla onların birlikte geliyor yani. Onların bakış açısından tabii siyasiler de öyle bakıyor. Aynen. Yani ben bilmem ne işte derneğin başkanını aldığım zaman onun tüm tayfasını da almış oluyorum. Aynen, aynen. Bunu en sonunda konuşalım. Bu gerçekçi değil. Bu içi boş bir iddia. Doğru. Tespit doğru. Bunu bir sonunda şey yapalım, konuşalım. Şimdi sivil toplum örgütü ne? Sivil toplum örgütü bir toplumun temsil ettiği kesimin sözü, beklentilerinin takipçisi, adam gibi böyle iş yapıyorsa aslında bir baskı unsurudur. Doğru. Değil mi? Doğru. Çok doğru. Bir baskı unsuru olarak kendi konusuyla ilgili sürece yön vermek ister. Beklenen aslında çıktı budur. Akademik odalar bunu çok güzel yapar. Evet. Akademik odalar bunu hakkıyla yapar. BTSO da bir sivil toplum örgütüdür. İş adamlarının organizasyonu, kendi dünyasıyla ilgili yasal düzenlemeleri vesaireyi gayet güzel yönlendiriyor, katkı sağlıyor. Olması gereken bu. Keza meslek odaları da öyle. Aynen. Dediğin gibi şey, esnaf odaları, şoförler odası. Aynen böyle. Aynen. Şimdi buralarda bir taraftan ihtiyaç olan beklentiye cevap verirken bir taraftan da bunu yapacak güce ihtiyacım var. Buradan itibaren şeye giriyorsun. Kamu ve siyasetin
sınırların içerisine giriyorsun. Tarlanın sınırını geçiyorsun. Hı hı. Geçemezsen ne olur? Dünkü sunumda da vardı. Bir iş kadınları derneği, bir organizasyon, bir program anlattı ki hayran kaldık. Yani dedi ki, dedim hatta konuştuğumda, yani bu dernekse hı hı. biz hani cami derneklerinin arkasında saklanalım. Sırf yani para gücüyle, ekonomik güçle yapılan işler. Hı. Şimdi ekonomik gücün yoksa sosyal güç olmuyor. Tabii. Bir, yaşaman, yani STK olarak yaşaman faaliyetlere bağlı. Çok akıllı olursun, sürekli danışılan bir adam olursun, o zaman dernek olmuyorsun. Zaten sen danışman bir başına figürsün. Ama STK ise yaptığın aktivitelerle tanınıyorsun. Panel yapacaksın, şölen yapacaksın, hı-hı. kongre yapacaksın. Her biri para. Tabii. Üye aidatlarıyla oluyor mu? Olmuyor. Kendi sınırlarının içerisinde bunları yapabilmen için ya iş dünyası gibi hı-hı. patron organizasyonları olacaksın, ya da kendini kaptırmadan kamunun ve şeyin, siyasetin önüne düşeceksin. Şimdi benim bakış açım baştan uzun zamandır böyle, sivil toplum örgütleri siyaset mekanizmasının yerine geçiyor. Eskiden böyleydi. Aşağıdan siyaseti beslerdi. O yüzden demin söylediğine itiraz ettim. Hı hı. 100 küsur tane siyasi parti var. Bir keresinde Söğüt'teki şenliklerden birinde hı hı. şelen devam ederken bir çadıra girdik. Adam birisi Kleopatra gibi çadırın içerisinde yatıyor. Vallahi bak. Selamünaleyküm. Kimsiniz? Aklıma da gelmiyor. Bir gelse de söylememek lazım. Ben dedi falanca partinin genel başkanıyım. Vallahi bile. Çok güzel. Evet dedi yanındaki. Ben de dedi şeyim, sekreteriyim. 103 küsur tane partili bir tanesi. Memnun oldum. İyi. Şimdi öyle bir siyasi parti 52 4'te bekliyor. 56 ilde örgütlenmiş bir sivil toplum hı hı. örgütü. Kim güçlü? İllaki bir kalıbın içerisinde dünya görüşünü sıkıştırıp da, ki bunu da beceremiyoruz. Hı hı. Bütün solcular CHP'de mi? Bütün sağcılar AK Parti'de mi? Değil, aynen. Sürekli harmanlanıyor. Tabii, tabii. İyi Parti şimdi herkesten oluşuyor. Aynen. Ne oldu? Tek renk olmaktan çıktı bütün evet. yapılar. Hı hı. Dolayısıyla bana kalırsa geleceğin siyasi partilerinin misyonunu sivil toplum örgütleri alacak. Ve alıyor. Siyasete yön vermiyor mu? İş adamları, organizasyonları. Tabii. Aynen. Dolayısıyla... Aynen. Altında beslerken şimdi onunla uyumlu olma pozisyonuna geldi. Esas olan ne? Esas olan kamuyla hı-hı. siyaset mekanizmasını birbirinden ayırmak. Bir dernek. Evet. Demin söyledim ya, kendi tarlası içerisinde ekip biçmeye gücü yetmediğinde hı-hı. suyu bir yerden almak zorunda. Kamudan almayı becerirse kamu yine tarafsız. Mümkün mertebe. Yani valiliğin kapısını çaldın mı senin siyasi görüşüne bakmazlar. Tabii. Değil mi? Aynen. Ya da gidebilirsen Ankara'ya, bakanlıklara, senin kim, hangi siyasi görüşten olduğuna bakmadan sana hizmet verirler. Başarabilirsen hı-hı. mümkün mertebe kamuyla ilişkilerini sağlam tutmak lazım. Evet. Kamu da bu ikisi arasına bir boru döşediğini düşünürsen akış tek taraflı olur. Kamudan sana doğru gelir. Kabuğunu doldurursun. Aynı boruyu oradan çıkartıp da siyaset mekanizmasına takarsan hı hı. senin söylediğin beklenti doğar. İfade edilmese bile kapısına gelen sivil toplum örgütünün artık kümesli olduğunu zanneder siyasi parti. Hı hı. Çok usta yöneticiler, çok usta başkanlar buna izin vermez. Tabii burada bir paradoks meydana geliyor. Dünkü şeyde de buna benzer bir tartışma oldu. Bursa'da siyasi görüşüne göre doğru belediyeye gitmek zorundasın. Doğru değil mi? Nilüfer Belediyesi'ne doğru. gidip de kapısını çalıp ben bir organizasyon yapacağım. Evet. Ne yapacaksın? Bunu yapacağım diyeyim destek alabilmen için. O tabii belediye başkanları zinhar bunu itiraz edecekler. Öyle tabii. şey olur mu? Biz herkes hizmet ediyoruz. Ama, ama gerçek öyle. Bu mu? Aynen öyle. Osman Gazi Belediyesi'ne gittiğinde rengine bakılacak.
efendim şeye gittiğinde gelene gününe bakacak, evet. Yıldırım Belediyesi'ne. Aynen. Bak sana siyasetin şeyi. Sen benden, bana yakınsan, benim renk tonundaysan biz seninle oturup bir şey yapabiliriz. Beklenti o. İkinci beklenti, senin söylediğin bence o tam bir aymazlık, tam bir alan içinde, veren içinde, vereceğini taahhüt eden içinde bir gaflet. İrfan Başkan hep söyler. Der ki arkadaş, ben iktidar partisinin belediye başkanıyım. Ve ben bu partiye de, bu siyasi görüşe de sahibim. Hizmet ediyorum. Yani gönül verdim. Evet. Gönül veren sadık birisiyim. Ya ben kessem içinizden bir tanesinin oyunu değiştirebilir miyim? Değiştiremezsiniz. Yani. Dolayısıyla aksini iddia etse bile İrfan Başkan bizi hepimizi toplasa, bir siyasi partinin önüne dizse, buyurun bunların hepsi sizindir dese, kökten yalan olur. Tabii. Dolayısıyla tabii. Öyleymiş gibi yaparak birbirlerini bilerek kandırarak, biraz, öyle değil mi, yumuşatıyor. PR da var sanki içerisinde. Yani basında kutça davet ediliyor, toplu katılışlar, katılımlar yapılıyor. PR ile alakalı bir şey anladığım kadarıyla. Yani hem partiler için hem de sivil toplum kuruluşlarının... İşe yarayan kısım o. Hı. İşe yarayan kısım, organizasyonun içerisinde kalabalıkla sen güç veriyorsun. Ya da o belediye diyor ki organizasyonuna falanca lar katıldı. Hı. Sen öyle güç veriyorsun. Oysa sen de maddi bir güç gerçek oluyorsun. Gerçek amaç olmaması lazım. Mesela bir küçük bir örnek vereyim mi? 8'i yanılmıyorsam İngiltere'de bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir araştırma var. Sosyal medyada ben paylaşmıştım. İngiltere'de her saatte 11 kadın erkek tecavüze uğruyormuş. Bu sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu araştırma 2016-2017 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir çalışma bu. İlginç de bir çalışma. Yani tabii İngiltere'de böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünebiliyorsunuz. Ve sadece %15'i kayıtlara alınabiliyormuş. Şikayet ediyormuş. Ve bunu açıkladıktan sonra işte sivil toplum kuruluşu burada devreye giriyor. Bakan açıklama yaptı hemen. Biz bununla alakalı yanılmıyorsam, yanlış hatırlayabilirim. 1.6 milyar dolar bir bütçe ayıracağız. Cezaları arttıracağız vesaire vesaire gibi. Hatta İşçi Partisi de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Aslında sivil toplum kuruluşlarının asli görevi bu olması gerekmiyor mu? %100 bu olmalı. Zaman daraldı. Şunları söylemezsek eksik kalır. Sivil toplum örgütleri son birkaç yüzyılın, yani son yüzyılın ortaya koyduğu bir şey. Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelesini sivil toplum örgütleri üzerinden verdi. Doğru. Kuvayi Milliyeler. Doğru, aynen öyle. Tespit çok doğru. Aynı şekilde Hıyanet de sivil toplum örgütleri üzerinden örgütlendi. İngiliz muhipleri, mandacılar falan falan. Veya FETÖ işte. FETÖ. Ve gibi. En kısa, yakın zamandaki. Dolayısıyla sivil toplum örgütü dün olduğu gibi yarın da ülkenin kaderini belirleyecek ana unsur. Ve milletin örgütlenmesi, organize olması için önemli bir unsur. Esas olan devletle iyi geçinirken, iyi ilişkileri geliştirirken siyaseti, artık böyle söylüyoruz, siyasetin oyuncağı ve malzemesi olmamak. Efendim biz derneğe katiyen siyaseti sokmuyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Sen memleket meselesiyle ilgiliyorsan zaten onun adı siyaset. Yani. Siyaset memleket meselesiyle ilgilenmek demek. Biz herhangi bir siyasi partiyi sokmuyoruz. O da doğru değil. Doğru. Esas olan sen kendini herhangi bir siyasi partiye malzeme ettirmiyorsan, onun tahakkümünde değilsen, çıkıp da sözcüsü değilsen, görüşlerini ondan korkmayarak ifade edebiliyorsan sen şeysin. Bir siyasi fıkır anlatayım mı? Anlatın hadi. İki tane ihtiyar bankta oturup kuşlara yem veriyormuş. İhtiyarlardan biri demiş ki, kuşlara bakınca siyasetçiler aklıma geliyor. Niye demiş? Yerdeyken bizim elimizden besleniyorlar, havalanınca hep tepemize çıkıyor. Şimdi siyasette... Güzel, öyle. STK'lar olmalı, güçlü olmalı. Devlet bunları evet yapıyor. Desteklemeli, beslenmeli. Herkes bir sivil toplum örgütüne üye olmalı. Ben onu beslemeli. Değilim ama eksiklik en zamanda olacağım. Üye olmalı ve buradan sesini duyurmalı. Hı-hı. Buradan sesini duyurmalı. Ben de hem Rus yurt dışında hem Türkiye'de görev yaptığım için çok etkili olduklarını biliyorum. Mesela söz konusu siyasi parti liderinden bahsettiniz. Küçük bir parti anladığım kadarıyla hiçbir etkisi yok. Ama bizim mesela Bursa'da yerelde olan derneğimiz inanılmaz ses getiriyordu. Biz bir basın toplantısı yapıyorduk. Bütün ulusal basında yayınlanıyordu. Dışişleri uzmanları bunu dedi diye. Dolayısıyla büyük bir güç. Bursa'da STK kültürü diğerlerine nazaran çok mesafe kat etmiş durumda. Sayısal da bunu gösteriyor. İki şans var.
kulağını çınlatmak lazım, hakkını vermek lazım. Hı hı. İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen'in bu konudaki STK'lara yaklaşımı. Hep öğretici, hı hı. hep yol gösterici ve hep böyle himaye edici oldu. O, hı hı. o insanları cesaretlendirdi. İki, STK'lar vasıtasıyla bir şeylerin doğru neticelendiğini de insanlar gördüler. Gördükleri için de. Başarılı örnekleri var. Evet. Bir de çok göç aldığı için hemşeri dernekleri de bunun çok önemli bir modeli. Hı hı. Her ne kadar siyasette yani çok fazla meşgul ediyorlar. Biraz nöbeti devretseler bu şeylerde yukarı üst kattalar evet. iyi olur ama belki bu da ayrı bir konu. Bu evet. da ayrı bir konu. Bursalıların evet Bursalıların artık siyasette bir yer edinmeleri lazım. Çok uzun zamandır sonradan gelen yani yeni Bursalılar hep eski Bursalıları yönetir oldu. Biz onları hep başımızın üstüne dedik de evet. ve baş üstüne biz yerde paspas olduk. Biraz şöyle bir yan yana gelelim ya. Şimdi geçen iki ay falan oldu herhalde. Karadenizlilerin kurduğu Karadeniz Siyat galiba ismi basın toplantısı düzenlediler. Yeni bir kurulum, kuruluş. Şimdi mesela CHP eski il başkanı Şadi Özdemir içlerinde. İşte AK Parti'nin Nilüfer ilçe başkanı Celil Çolak içlerinde. Ve şey söylem şu, hani biz siyasetle ilgimiz yok, siyasi bir kuruluş değiliz, işte ticareti güçlendirmek vesaire vesaire. Ya bunun gibi başkaları da var yani daha şeyde içlerinde yani. Title hani, beklentisi yani var. Yani tabii çok yani kısa zamanda şey yapmış işte il başkanlığı, ilçe başkanlığı, bu insanların siyasi hedefleri olmaması mümkün değil. Yani mümkün değil. Şimdi ben bu sitemi... Ben orada özür dilerim şeyini böldüm, sordum dedim yani şimdi siyasetle işimiz yok falan diyorsunuz ama... Dedim bana şunu söyleyin. Kaç tane meclis üyesi, kaç belediye başkanı, kaç milletvekili çıkartmayı planlıyorsunuz yani buradan? Başka bir sonuç yok ki. Aynen. Tabii ki ticaret yapacaklar. İşte yaptıkları sanayi vesaire, işte Karadeniz ile Bursa arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirmeye çalışacaklar. O ayrı bir mesele ama hani kapak ortada, fotoğraf ortada yani. Doğru. Ben bu bunu sistemi saklamaya da gerek yok. Ben bu sistemi yaparken hı? bile siyasi bir... ne diyeyim, beklentiyle söylüyorum. Hı hı. Diyorum ki yani bu siyasi profilin içerisinde eski Bursalılar da olsun. Tabii. Bu bile yani STK'ları karıştırmıyorum ama siyasi rol paylaşımı. Evet. Biraz adil olsun. Azıcık da nöbet devresinler ya. Bak neler yapıyor yeni eski doğru. Bursalılar bir görsünler. Kısa döngüden uzaklaşmak lazım. Biz evet. Bursa'da olduğumuz için şey bir Bursalı derneği kuramıyoruz herhalde. Evet. Neden? Çünkü gurbette olmak, organize evet. olmanın birinci şeyi, sebebi. Gurbette olunca bence insanlar üzerine çalışalım. Ayrı bir program yapmak lazım. Yapalım. Hepsi başlıyor. Aman yanlış üzere. Anlaşılmasın bak. Burası evet. ama şundan rahatsızız ya artık. Ya evet. Ankara'ya yani. Gidildiğinde Bursa bir göçmen şehri denilmesinden artık yani doyduk. Bu biraz evet. artık değişsin. Artık bence değişsin. De yani. Bursa'nın... Bence bir dernek kuralım önce, öyle başlayalım. evet. Eski Bursalılar Derneği. Gözümü siyasete dikmiş bir dernek kuracağız. Bence de. Yapacak bir şey yok. Konuştuğumuz her şey... Milletvekili adaya da olanlar siyaset formunu doldururken, başvuru formunu... kaç tane sivil toplum örgütü varsa onları yazmak zorundasınız. Ve partiler dikkate alıyorlar. Ben de aday olduğum için oradan biliyorum. Yani işte şu derneğe üyeyim, şu derneğe üyeyim, burada görev yaptım, şurada şu görev yaptım. Biz onlar bir şey de sen olabilirsin de ben olamam yani kesin. Peki var mı son söyleyecek bir şeyin programımızın? Vallahi son söyleyeceğimizi ortada söyledik. Sivil toplum örgütleri çok önemli. Hı hı. Sivil toplum örgütleri devletle ilişkilerini iyi geçirmeli, iyi sürdürmeli ve geliştirmeli. Hı hı. Devletin yanında olmalı. Şimdi devletin kim olacağını zaten belirleyen toplum ise evet. toplumun belirlediği, şekillendirdiği devletin de emrinde olmalı. Çok spesifik bir örnek. Afrin Harekatı başladıktan sonra, hı-hı. başlayana kadar herkes farklı görüşler söyleyebilir. Evet. Savaş evet, kim bu savaş ister ki? Savaş kötüdür. Hı-hı. Savaş can yakar. Savaş asla kabul edilmez ve reddedilir. Ama asker operasyona başladıktan, savaş başladıktan, ilk mermi atıldıktan sonra artık milli dava konuşulmaz. Yani. Aynen öyle. O nedenle Tabipler Odası bir hata yaptı. Ne zaman, nerede ne söyleyeceğini de bilmek lazım. Tabii. Devletin çoğu lüzumlu yerlerde yanında şeyi görmek ister. Hı hı. 6-7 Eylül olayları Kıbrıs Harekatı'nın gerekçesini oluşturdu. Bilirsiniz değil mi? O Beyoğlu'ndakiler. Evet. STK'lar işte bu
devletin ihtiyacı olan yönlendirmeyi sağlar. Doğru. Devlet uluslararası ilişkilerde der ki tamam ama millet benim arkamdan şey yapıyor. Kamuoyu baskısı var. Kamuoyu baskısı dediğin kim? STK'ların organize ifade ettikleri beyan. Kamuoyu baskısı dediği şey. Hükümetin de zaman zaman kendini anlatırken valla evet haklısınız ama benim arkamda da bir kamuoyu baskısı var. Böyle davranmak zorundayım demeye ihtiyacı var. Doğru zamanlarda, doğru yerlerde bu duruşu göstermek durumundayız. Siyasi, evet devleti yöneten siyasi bir parti, iktidar bir partisi ama ona düşen zaten artık devlet olup iktidar olduktan sonra ayrım gözetmeden herkese hizmet etmek. Biz öyle olacağına inanarak devletin koşulsuz emrindeyiz STK'lar olarak. Siyasette ilişkileri geliştirmek lazım. Her siyasi partide ki biz ona gayret ediyoruz. Bakıyoruz ya şu partide zayıfız. Teşvik ediyoruz biz kendi içimizde. Ya herkes burada toplandı. Sen o partiye git. Her partiyle ilişkiler geliştirilmeli. Her partiyle birbirine denklik sağlayacak ölçüde yakınlık sağlanmalı. Ama direksiyonu ya da şeyi kimsenin eline uzaktan kumandayı vermemeli. Doğru. Siyasetle ilişkimizin bu çerçevede, bu sınırda olması lazım. Ben aynı zamanda görevde görev yaptığınız birliği çok önemsiyorum. İsmi de güzel zaten aynı zamanda ama kapsamını da biraz büyütmek lazım. Dünyada da yayılması taraftarıyım. Türkiye Türk Dünyası Yürü Türkmenleri Birliği'nin bence Kuzey Irak, Suriye değil de tüm Türkmen dünyasını, Amerika'daki Türkleri, Avrupa'daki Türkleri kapsaması taraftarıyım. İnşallah. Burada da elimden ne geliyorsa destek vermeye taraftarım. Çok teşekkür ederim. İhtiyaç var. Evet, ben bu şimdi mesela biz şimdi Avrupa Söylem diye bir platform kurduk. Yakın zamanda hareketlendireceğiz Avrupa Söylemi. Avrupa'da özellikle Avrupa'da düzgün yayın yapan bir iletişim merkezi yok. Yani hani bunu gazete diyebilirsiniz, yazılı basın diyebilirsiniz. Herhangi bir yerden kopyalayıp alıyorlar. Mesela orada Türklerin daha çok beklediği onlarla alakalı neler var, haberler var. Yani orada herhangi bir siyasi haberler... Türklere yönelik tamamen olacak haber. Bizimki tamamıyla onlarla alakalı. Yani işte bir Türk'ün orada mesela Almanya'da bir kanun çıkmış, Türklere bir faydası var. Veya işte İngiltere'de, Fransa'da keza aynı şekilde onunla alakalı yayın yapabileceğimiz. Aynı zamanda dijital platformda da application mu deniyor Türkçesi? Onları da indirip telefondan da takip edebilecek, son dakika haberlerini gönderebileceği bir platform kurduk. Hatta yine eş zamanlı Avrupa Türkleri diye bir birliğimiz var. Aslında Almanya Türkleri diye başlamıştı. Avrupa Türkleri platformu oldu. Bunu da Dünya Türkleri diye yaymak da istiyoruz. İnşallah bunlar koordine olarak da beraber yapabiliriz. Kesinlikle öyle. Bu da son sözüm olsun. Tamam. Her kim bir önceki atasına, dedesine, onun babasına gittiğinde mutlaka çok geç olmayan bir yerde ya Yörük'tür. Tabii. Mutlaka. Ya Türkmen'dir. Zaten dolayısıyla bütün şeyler köküne baktığında Yörük ve Türkmen'dir. Doğru. Bizim gayretimiz Türk dünyasının bir Yörük Türkmen kültürünün ince dalları olduğunu fark ettirmek. O nedenle de sadece Anadolu'daki değil dediğin gibi Orta Asya'daki, Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki Türk dünyasıyla da bunu hatırlatarak, bunun tatlarını hatırlatarak, bunun renklerini, lezzetini hatırlatarak farkındalık yaratmak, uyandırmak, sonra bundan da bir toplam Türk milleti adına bir güç ortaya çıkartmak. Gayemiz o, hedefimiz o. Biz başladık bu bir bayrak yarışı. 21-23 Nisan'da 23 Nisan bayramını bu yıl Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak Van Erciş'te kutluyoruz. Harika, süper. Ahlat'ta ve Van Erciş'te kutluyoruz. Orada bir beyimiz var. Karakoyunlar Derneği'nin başında bir beyimiz var. Ne zamandır öksüz? Türkiye'de otobüslerle oraya gideceğiz. 23 Nisan bayramını orada kutlayacağız. Ve orada Doğu ve Güneydoğu'da renk tekrar kırmızıya doğru dönmeye başladı. Ona da katkı sağlayacağız. Derneğin içinde ve birliğin içinde kaç kadın olduğu sorusunu İrfan Tatlıoğlu'na soracağım. Bacı Beyler Teşkilatı'nı sorun. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani çok uzattık programı. Ben her iki dostuma da hem Fahrettin'e hem Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda inşallah yine birlikte oluruz. Konuşacak çok konu var. Evet. Sohbet çok keyifliydi. Evet. Gerçekten çok akıcıydı. Anlamadık nasıl geçtiğini sürenin. Bu köşelerde rahatmış. İki köşeli.
Evet, izleyenlerimize de bizi takip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine özel bir konukla yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.